Şehrin Sesi programı olarak Bakla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk olduk. Yanımızda Ramazan Güneş Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Ramazan Güneş. Samsun Bakla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanıyım şu anda. Faal. 2012'de kurulmuş bir derneğimiz şu anda Ankara'da, Altındağ ilçesinde ikamet ediyoruz. Ramazan Bey, Bakla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? 2012 yılında kuruldu derneğimiz. Ekseriyeti köyden göçenler burada olduğu için de şu anda. Ama faaliyetlerde biraz gecikmeler oldu. Durumlar itibariyle pandemi girdi, şey oldu. Son işte yeni yönetim Nevzat Bey ile biz de işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şu anda. Köyümüzün adına derneğimizin yeri de şu anda hazır durumda aşağı yukarı. İşte köyümüzde cenazelerde, düğünlerde insanlara yardım etmek için işte okuyamayan, maddi durumu kısıtlı olan, yardıma ihtiyacı olup da söyleyemeyen insanlara el altından Ankara civarında ağırlıkla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu. Ramazan Bey, yeni yönetimle birlikte neler değişti? İzleyicilerimize biraz bahsedebilir misiniz? Çok uluslu bir devlet gibiyiz. Bizim ortamımız öyle. Çünkü bizde her türlü insan var. Her türlü mevkideki insan da var. Herkesin isteklerine yetişemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bir kararla kendi aramızdaki düşüncelerimizle, yeni genç zaten şu anki dernektekilerde, yönetim de genç, biraz daha mantıklı insanlardan oluşuyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü zamana ayak uyduruyoruz. Uydurmaya çalışıyoruz daha doğrusu. İşte değişen çok şeyimiz var. En azından herkes birbirini daha rahat tanımaya başladı gençlik olarak. Gençler birbirini daha böyle rahat hareket edebiliyor. Birbirini anlayabiliyor. Anlatmaya çalışıyoruz birbirimize. Ramazan Bey, derneğin amaçları nelerdir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Cenaze durumlarında işte yemekti, çadırdı o durumda veya işte Ankara'da değil de atıyorum köye gitmesi gerekiyorsa memlekete, ona otobüs yani yol ihtiyacı, bunlar karşılanıyor. Yemekleri karşılanmaya çalışılıyor. İşte düğünlerde işte durumu müsait olana veya olmayana gibisinden hani yapabileceğimiz kadarıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte köyümüzde yetimler var. Onlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Maddi durumdan dolayı okuyamayanlar var. Okulu bırakanlar var. Onlara elimizden geldiğince yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışacağız. Amacımız bu.